Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren İstanbul ölümün eşiğinde. Celadıysa mega ve çılgın projeler. Son yılda kentin 7 önemli su havzası yapılaşmaya açıldı. İstanbul'un akciğeri, kuzey ormanlarının bir kısmı, 3. havalimanı ve 3. köprü projeleriyle yok edildi. İstanbul ekolojik yıkımın eşiğine geldi. İşte özelleştirmeler, kentsel dönüşüm politikaları, rant için belediyeciliğin işte hayatımıza girmesiyle birlikte bu yıkım bizim için işin içinden çıkılmaz hale gelmiş boyutta. Çünkü yıkım arttıkça bunların isimleri işte böyle mega, multi, çılgın filan gibi şeyler olmaya başlıyor. İstanbul'un ekolojik kaderini değiştirense iki yakayı birleştiren köprüler. Köprülerin yapımı sonrasında Boğaz hızla betonlaştı, şehrin nüfusu arttı. Artış hızı %4'lere kadar çıktı. 2020 yılında 7 köprü, 2040 yılında 70 köprü gerekecek. Biz de diyoruz ki eğer bu mega projeler iktidarı devam ederse bu ülkede muhtemelen günün birinde Boğaz'ı tamamen betonla kaplayacağız ve iki yakayı birbirine bağlayacağız. 1971'lerde 260 bin hektar olan ormanlık alanlar günümüzde 240 bin hektara kadar düştü. Terkos, Boğaziçi, Ömerli ve Küçükçekmece havzaları, Batı İstanbul meraları, Ağaçlı ve Kilyos kumulları zarar gördü. Çevre Mühendisleri Odası'nın ekolojik yıkımla mücadele haftasında açıkladığı rapora göre İstanbul'un ömrü kısalıyor. Bir kentin yıkımı gerçek manada seçim meydanlarında malzeme yapılıyor. İstanbul için artık mega projeleri durdurmak köprüden önceki son çıkış.